Merhaba arkadaşlar, neredeyim ben tahmin edin. Edemezsiniz. Arda'yım. İshak Paşa Sarayı'nda. Doğu Beyazıt'ta. Burası bir harem odası. Tepesini çok hoşlanmamıştım böyle ama binayı koruyan da bu olmuş. Burası bir harem odası. Şöyle kısaca gezdireyim ben size. Lale Devri döneminde yapılan, son zamanlarda yapılan Osmanlı'nın korunaklı, bugüne dek gelebilmiş en gösterişli külliyelerinden biri. Aslında külliye bir saray değil. Abdi Paşa tarafında yapılmış burada. Meşhur Abdi Gör Köftesi'nin Abdi ismini nerede aldığını böylelikle anlamış oluyoruz. Burası harem bölümü. Şunun orijinali olduğu belli mesela. Şu belli ama şunun mesela şey yok bak, bu orijinal belli bir şey. Evet. Ama şunun mesela burası ise haremde yapılan eğlencelerin düzenlendiği yerler. Bu işlemelere bayılacaksınız bence, çünkü ben bayıldım. Sağ tarafta bir düzlüğe inşa edilmiş İshak Paşa Sarayı. Sol taraf uçurum çünkü. Burası has bahçe ama has bahçeye çıkamıyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü ön tarafta has bahçe var demişti. Ama has bahçeye çıkamıyoruz. Buradan çıkılıyor. Kilitli. Sarayın batısında harem dairesinin orada, şuradan has bahçeye çıkılıyor. Teras üzerinde yer alan has bahçeye batı cephesinin ortasında bulunan sade bir kapıyla geçiliyor. Yani buradan vaktiyle ağaç ve çiçeklerle süslenmiş has bahçeyi şuradan görebilir miyiz acaba? Görmeyi diliyorum çünkü. Hep böyle mumluklar. İşte has bahçe. Şurası has bahçeymiş. Vaktiyle manzarasına bakın has bahçenin. Doğu Beyazıt manzarası. Doğu Beyazıt'a 5 kilometre. Çok yakın merkezden. Özge. Bu manzara nasıl? Muhteşem. Hiç orada indir misin? Ha? Manzara çok güzel. Has bahçeymiş. Ondan sonracımına şöyle yine devam ediyoruz. Buralarda hep harem daireleri. Aynı. Şurada tuvaleti var, onu göstereyim. Yani merak edersiniz diye. Sağlam bugüne kadar gelmiş. Şeyini, banyosunu göstereyim. Bakınız, banyo, su ve olmazsa olmaz bir külliyenin olmazsa olmazlarından efendim bir havuz. Bakın havuz. Geri kalanını hızlandırmış olarak çekeceğim. Özür dilerim, ben arkadaşlar İranlı, ya acaba İranlı mı diyor, yok değilim. Yok, Mersin, hayır, İranlı değil. Mersin grubundan. Yok, ama Mersin grubundan da değilim, hayır. Bireysel geldim ben. Öyle mi, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Nişat siz burada mı görev yapıyorsunuz? Yo, ben Doğu Beyazıt'ta yaşıyorum. Misafirim İranlıyım da. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Hatay'dan. Hatay'dan. Sizin Antakya'dan. Evet, bizim orası da çok güzeldir. Orası da her türlü ırktan, dinden insanlar, evet, var ve top. Hepsi iç içe yaşarlar, hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bir yer. Aynen, çok kozmopolit ve çok kültürü geniş, çok hoşgörülü, muhteşem bir şehirdir. Bekleriz. Bizim oraya çok İranlılar gelmez fakat bekleriz. Rica ederim. Zaten arkadaş da Müslüman değil. Müslüman, yani inanç biçimi kendini ilgilendiren bir şey, bizi ilgilendiren bir şey değil yani. Buradan böyle çıkıyoruz. Evet, burada çok fazla İranlı turist görürsünüz. Gürbulak sınır kapısı burada. Nuh'un gemisi de orada, Gürbulak'a yakın. Ama bilmiyorum, yol şartlarından dolayı Nuh'un gemisine belki gidemeyebiliriz. Şu kapılardaki olmalar, hala korunabilmiş olması muhteşem. Bir grup fotoğraf çekiliyor sanırım. Ve ben gruba dahil değilim. Şu kapıları göstermek istiyorum. Geldim. Buradan iken resmi çekin, dışarıdan şu işe bak, çözünce yapın, namaz kılacak olan kısım camide diye. O yüzden bir zaman verdik. Tamam mı? Ve şu yazıları yazanların elleri kırılsın. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Zaten gezilecek yerleri beraber gezdik arkadaşlar.
külliyesi, bakın şu çok güzel. Göstermek istiyorum. Muhteşem. Bu türbe. Giriş. Arkadaşlar biri çeyrek içe. Muhteşem. Bir de bu. Evet evet, korumak için yapılmış, evet, anladığım kadarıyla çok da doğru olmuş. Çünkü yapılar bozulmamış, çok doğru olmuş. Yağmur taneleri. Yağmur kar eritir. Deniyor. Evet evet, eritir evet. Eritir. Kesinlikle. Üst tarafta da zaten hani baba türbesi var. Gittik. Öyle mi? Ha, türbeye gittik. Buraya geldik. Yani, buradan aşağı ineceğiz. Belki gidemeyiz. Kar, yol yasak. Şartları. Yok, karda sıkıntı yok. Hmm. Asker yasaklıyor. Özel izin olmadan da, yani alay komutanı adamın olmadığını gitmiyor. Anladım. Çok yasak. Yazın. Mağarası yasak. Hmm. Bunun yanı şu üst tarafta. Yakın mı? Çok. Ama buradan üst tarafta yol. Buradan şuna doğru gidersen üstteki yoldan gidiliyor. Tamam. Ama şu anda yolun durumu nedir bilmiyorum. Ya yazın bir daha gelmeyi düşünüyoruz, o zaman gideriz onun gemisine. Yazın daha mantıklı. Evet evet, bu yazın. Bu mağaralarını gezemezsiniz, yasak. Sorun değil. Meteor çukuru da olur. Meteor çukuru için belki izin ayarlayabiliriz o zaman. Şimdi ayarlamadık da o zaman ayarlayabiliriz ama belki. Ama yani bir şekilde belki denk getirebiliriz, tamam. Ya olabilir. Şey göstermek istiyorum, buraya özellikle gelme sebebimi söyleyeyim. Burası şey, nasıl özel siyasi görüşmelerin yapıldığı, bu divan meclisinin yapıldığı yer. Burası divan, göstereyim divanı. Burası divan. İşte. Şimdi cumbalı odada şunu göstereceğim ben size. Muhteşem manzaraya bakan, cumbayı taşıyan ahşap konsollarda insan aslan kartal formu verilen şey. İnsan aslan kartal formu. Diyorsunuz ki bu kolonlar nerede? Hani o tahta kolonlar diyorsunuz. Önce size terası göstereyim. Burası teras. Burada eski Doğu Beyazıt şeyi, kalesi. Ahmet Han'ın türbesi. Şurası. Eski kale burası ve Beyazıt Camisi burası. Burası da o cumbayı taşıyan aslan figürü. İşte şu insan, aslan, kartal figürü bunlar. Oyulmuş olan. Ve burası da Doğu Beyazıt. Genel olarak güzel. Yıllardır buraya gelmeyi istemiştim. Nasip bugüneymiş, çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Yazın da geleceğim. Kesinlikle çok 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 mutluyum. İyi ki gelmişim. Soğuk ama bugün hava eksi 15 derece falandı. Yani ona göre giyinmekte fayda var. Termal ve kar botları ve kaban ve kalın. Burnunuz da sümüğünüz dalacak. Böyle dikkatli inmek lazım. Güzel. Şöyle de dıştan görünüşünü göstereyim size de. Ay, tek tek şu. Muhteşemliğe bakar mısınız ya? Dıştan görünüşünü de göstereyim. Şurası da ikinci avlu. Şey var, zahiri depoları. Şuradan aşağı iniliyor. Buradan aşağı zindanlar var. Şuradan girişte. Bu birinci avlu. Birinci avluya girdik şimdi. Çeşme. Bir çeşmeden su, bir çeşmeden süt akıyormuş. Şuradan zindanlara iniliyor. Buradan da yine odalara. Ve yine tabii ki kapısı muhteşem. Bu da birinci avlu. İshak Paşa kesinlikle çok çok güzel, görülmesi gereken bir yer. Yazın daha kolay seyahat edilebilir. Ama kışın da yollar temizdi. Bir tek tendürek mesele. Vakitli geçin. Yollar hem dik hem buz oluyor. Bir sürü tır kayıyordu biz gelirken. Onu da söyleyeyim. Bu da çeşmemiz. Süt çeşmesi olarak anılıyormuş. Rivayete göre daha önce de bir musluğunda su, diğerine süt attığı söyleniyor. Öğretmenler 65 yaş üstünde ücretsiz. Geri kalanlar paralı. 10 lira. Müze kartı da ücretsiz değil mi Özge?
Güzel miymiş? Ben de. Yazın da böyle görünüyor. Oraya girdim ben. Ay kayıyordum ha. Burada da bir müze şeyinin kahvesi var. Turlar indirim yapıyor. İşte çaydır, kahvedir. Güzel bir manzara. Şimdi bir çay, bir kahve içip yolumuza devam edeceğiz. Adem Bey. Şimdilik bu kadar. Şu manzarayla da son bulalım. Şöyle. Evet. İshak Paşa Sarayı'ndan kendinize çok iyi bakın. Bay bay.